Herkese iyi günler. Telkin Almanca B2 sınavı ile ilgili Schriftliche Ausdruck kısmında yine bir B2 Beschwerde Brief'le beraberiz. Bu haftaki mektubumuzda Beschwerde über ihr Hotel yani bir otel hakkında ki yazılmış olan şikayetten bahsedeceğiz. Buyurun hep beraber başlayalım mektubumuzu incelemeye. Evet. Yine başlık kısmımızda Beschwerde über ihr Hotel diyoruz. Şikayet ne hakkında? Otel hakkında. Sehr geehrte Damen und Herren diyerek başlıyoruz. Niye? Çünkü Höflichkeit bir brief. Kime yazacağımız direkt belli değil. Onun için allgemein genel bir kullanım söz konusu. Onu da Sehr geehrte Damen und Herren diyerek yapıyoruz. Hiermit möchte ich mich über meine Unterkunft in ihrem Hotel beschweren. Bu vesileyle ya da bu şekilde otelinizdeki konaklamam hakkında şikayet etmek istiyorum. Sich über etwas beschweren. Yani sich beschweren über etwas. Über propozisyonu olduğu için de ne oluyor? Akuzatif. Meine Unterkunft. Yani konaklamam ya da gecelemem. Unterkunft. Evet, nerede? In ihrem hotel, otelinizde. Ondan sonra başlıyoruz artık Einleitung kısmında açıklamaya. Nachdem ich Inserat im Internet gelesen hatte, wollte ich mir solch eine Gelegenheit nicht entgehen lassen und habe mich somit entschlossen, 8 Tage Urlaub zu buchen. Evet, ne diyor? Evvela sizin ilanınızı internette okudum. Nachdem ile başlamış yani plusquamperfekt bir yapı var. Nachdem ich Inserat im Internet gelesen hatte. İlanınızı internette okuduktan sonra plusquamperfekt kullanın burası. Virgül daha sonra fiil geliyor ve preteritum'a başlıyoruz. Wollte ich mir solch eine Gelegenheit nicht entgehen lassen. Böyle bir fırsatın benden gitmesine müsaade etmek istemedim ya da böyle bir fırsatı kaçırmak istemedim. Gelegenheit fırsat demek. Burada fırsat Gelegenheit onun yerine şanse yani şans da kullanılabilir. Und habe mich somit entschlossen, 8 Tage Urlaub zu buchen. Ve neye karar vermişim? 8 günlük bir tatil rezervasyonu yapmaya. Buchen o da reservieren yazılabilir. İkisi de rezervasyon yapmak ya da yer ayırtmak anlamına gelir. Neye karar vermişiz? 8 günlük tatil rezervasyon yapmaya. Denn çünkü ich wollte mich entspannen. Ich wollte mich entspannen demek kendimi rahatlatmak. Yani kendimi rahatlatmak istiyordum. Yani rahatlamak istiyordum. Gerginliğimi atmak istiyordum. Jedoch oder allerdings musste ich feststellen, dass ihre Leistungen meinen Erwartungen bedauerlicherweise nicht entsprochen. Ancak ifade etmeliyim ki, ortaya koymalıyım ki neyi? Sizin hizmetleriniz benim beklentilerimi karşılamadı. Entsprechen fiili Erwartung'la birlikte kullanıldığı zaman karşılamak anlamına gelir. Ve entsprechen fiili ne yapıyor? Datif yapıyor. Meinen Erwartungen bedauerlicherweise ne demek? Ne yazık ki demek. Burada entsprechen yerine erfüllen de kullanılabilir. Ama erfüllen'ın entsprechen'den farkı nedir? Burada belirttiğimiz gibi akuzatif yapması. Yani ne olacaktı o zaman? Meine Erwartungen olacaktı. Evet. Weswegen farklı bir kullanım. Çok da rastlanılan, karşılanan bir kullanım değil ama örnek olması adına bir defa yazmış olduk. Weswegen ich Ihnen diese Beschwerde schreibe. Bundan dolayı, bundan ötürü bu Beschwerde'yi yazıyorum. Bunun yerine ne denebilir başka? Deswegen, daher oder deshalb schreibe ich Ihnen diese Beschwerde. Aralarındaki fark nedir? Burada Weswegen ne yapıyor? Nebensatz yapıyor, fiil sona gidiyor. Ama deswegen olursa, daher ya da deshalb olursa fiil ikinci pozisyonda oluyor. Evet, ne yaptık? İlk paragrafta Einleitung yaptık. Yani girizgah yaptık. Genel anlamda şikayet konusundan bahsettik. İlanı nereden nasıl bulduğumuzu anlattık. Ondan sonra da dedik ki bu sebepten dolayı size
bu şikayet mektubunu yazıyoruz. Şimdi devam edelim. Hierby oder hiermit möchte ich Ihnen anhand mancher Beispiele mitteilen, was ich erlebt habe. Bu vesileyle ya da bu şekilde denebilir. Möchte ich Ihnen mitteilen. Mitteilen bölünebilen bir fiildir. Mitteilen şeklinde. Die Mitteilung da bunun isim halidir. Yani nedir? Bildirim. Hierbei möchte ich Ihnen manche Beispiele mitteilen. Bu vesileyle bazı bir takım örneklerle, örnekler ışığında belirtmek isterim size. Neyi? Was ich erlebt habe. Ne yaşadığımı. Erleben fiili işte bir şeyler yaşamak, bir şeylere tecrübe etmek anlamına gelir. Onun yerine erfahren da kullanılabilir. Burada anhand ya da mittels ya da mithilfe kullandık. Bunlar ne demek? Vesilesiyle, aracılığıyla demek. Ve bunlar datif, bunlar genitif yapıyor. Bunlardan sonra form propozisyonu gelebilir. Yani mesela anhand manche Beispiele yerine anhand von ya da mittels von ya da mithilfe von özellikle mithilfe'den sonra form propozisyonu kullanılabilir. Ama o zaman ne yapacaktır? Genitif değil, datif yapacaktır. Onun için von datif diye yazdık buraya. Evet, şimdi ne diyoruz? Bazı örnekler ışığında sizinle paylaşacağım ne yaşadığımı ya da neler yaşadığımı. Zunächst erwartete ich einen entspannten Urlaub mit nützlichen Aktivitäten. Evvela neyi bekliyormuşum? Erwarten, beklentide olmak, beklemek demek. Bunun preteritumu erwarteten. Ich einen entspannten Urlaub. Yani rahatlatıcı, relax anlamına geliyor. Rahatlatıcı bir tatil bekliyordum. Mit nützlichen Aktivitäten. Faydalı aktivitelerle, yani faydalı faaliyetlerle. Allerdings war es in der Tat nicht so. Ancak gerçek böyle değildi. Allerdings war es in der Tat oder tatsächlich nicht so. Burada allerdings war es in der Tat yerine allerdings war es tatsächlich de denilebilir. Nicht so. Yani ne demek? Gerçekte yaşadığımız şeyler böyle değildi. Beklentilerimiz var. Ne beklentimiz var? Rahatlatıcı bir tatil, faydalı aktivitelerle. Ancak gerçek böyle değildi diyor. Ferne, dahası demek. War ich mit der Massage unzufrieden. Masajdan memnun kalmamışız. Demek ki onu da böyle belirtiyoruz. Ferne, war ich mit der Massage unzufrieden. Obwohl sie nachmittags kostenlose Massage versprochen haben. Her ne kadar ücretsiz ama ne zaman nachmittags öğleden sonraları ücretsiz masajlar vaat etmişsiniz de ya da söz vermişsiniz de versprechen söz vermek. Habe ich nach dem Urlaub manche Rechnungen für Massagen bekommen oder erhalten. Her ne kadar diyor öğleden sonraları ücretsiz masaj vaat etmişseniz de tatilden sonra masajlar için ya da masajlarla alakalı rehnunglar yani faturalar aldım. Demek ki vaat edilmiş olmasına karşın masajlar ücretsiz değilmiş. Zudem devam ediyoruz. Masiyete de masoy nicht gut. Dahası ya da devamı ne diyor? Masör iyi masaj yapmamış. Masiyetin masieren fiilinin preteritum halidir. Pratik bir şekilde böyle de kullanılabilir. Yazı dilinde daha hoş olur. Obwohl die Massage mindestens 15 Minuten dauern musste. Masiyete eğer nur 5 Minuten. Her ne kadar en az 15 dakika sürmesi gerekiyor idiyse de masör ne yapmış? Sadece 5 dakikalık bir masaj yapmış. Dolayısıyla bundan memnun değilmişiz. Deswegen konnte ich mich überhaupt nicht entspannen. Bundan dolayı kendimi rahatlatamadım. Konnte ich mich überhaupt nicht entspannen. Entspannen, sich entspannen, rahatlamak, rahatlatmak demek. Zusätzlich möchte ich erwähnen, dass ich nach der Behandlung dauerhafte Rückenschmerzen bekommen habe.
Evet, daha da neyi belirtmek istiyormuş? Nahte behandlung. Burada masaj yapmak ya da masaj yaptırmak behandlung karşılıyor. Nedir? Tedavi gibi düşünmek lazım. Diyor ki yani masajdan ya da tedaviden sonra sürekli dauerhaft ne sahibi olmuş? Rückenschmerzen, sırt ağrısı. Yani masajdan sonra sürekli sırt ağrısı olmuş. Bunu da ekstradan ifade etmek istiyor şikayet olarak. Yine darüber hinaus diyebiliriz. Başka bir şikayet konusu. Zusätzlich diyebiliriz. Außerdem diyebiliriz. Muss ich betonen oder hervorheben, dass ich ihr hauseigenes Schwimmbad nicht verwenden konnte. Evet, şikayetin bir başka konusu da neymiş? Kapalı yüzme havuzunu kullanamamışız. Muss ich betonen oder hervorheben, yani tonlamam gerekirse, vurgulamam gerekirse kapalı havuzu kullanamadım. Hauseigenes Schwimmbad, kapalı havuz demek. Neden? Denn das Schwimmbad musste repariert werden. Bu yüzme havuzu tamir edilmeliydi. Deswegen fand ich inserat. Bundan dolayı sizin ilanınızı ya da reklamınızı yanıltıcı buldum. Ich schlage Ihnen in diesem Fall vor, dass Sie das Inserat korrigieren. Yani bu durumdan dolayı ya da bu durumda mevcut durumda size neyi tavsiye ediyorum? İlanınızı düzeltmenizi. Evet, neymiş? Bir diğer şikayet konusu kapalı yüzme havuzunu kullanamamışız. Neden? Çünkü tamir edilmesi gerekiyormuş bunun. Burada ne yaptık? Pasif bir yapı kullandık. Mit modal verb. Denn das Schwimmbad muss repariert werden. Muss repariert werden. Tamir edilmeliydi. Deswegen fand ich inserat irreführend. Burada da finden fiilinin preteritumunu kullandık. Deswegen fand ich inserat irreführend. Irreführend nedir? Yanıltıcı. Ich schlage Ihnen vor. Yani burada size tavsiye ediyorum ama araya bir kelime öbeği daha ekledik. In diesem Fall. Bu durumda demek. Bu durumda size neyi tavsiye ediyorum? Das Inserat korrigieren. Bu ilanınızı düzeltmenizi. Was ich unbedingt darlegen muss ist das. Evet. Kesinlikle ifade etmem gereken konu şudur ki. Buraya noch da kullanılabilir. Was ich noch unbedingt darlegen muss ist das. Yani dahasında da ötesinde de kesinlikle ifade etmem gereken şudur ki es keine standard gemäß spa gab. Spa nedir? İşte havuzlarda yer alan yine insanların otellerde yer alan yine insanların kendini rahatlatmak için gittikleri bir yer. Burada ne diyor? Standard gemäß bir spa yoktu. Das Personal orada çalışan kişi das für das Spa-Bereich zuständig war. Var ständig krank. Evet adam ki o neymiş? Bu spa alanından sorumlu olan zuständig. Sorumlu olan adam hep ständig yani sürekli hastaymış. Onun için devamlı bir spa yokmuş. Evet demek ki ilanda, Werbung'da ne vaat edilmiş? Standart gemäß bir spa vaat edilmiş. Ancak gerçekte böyle bir durum yokmuş. Niye? Çünkü das Personal das für das Spa-Bereich ständig zuständig war ständig krank. Burada relativ satsı yaptık. Das Personal yani oradaki kişi çalışan kişi ki bu kişi spa'dan sorumluydu. Sürekli hastaydı. Bundan dolayı da düzenli bir spa yoktu. Bu da başka bir şikayet konusu. Evet. Devam edecek olursak. Des Weiteren war ich mit dem Frühstück auch nicht zufrieden. Devam ediyoruz şikayete. Ne diyor? Kahvaltıdan da memnun değildim. Des Weiteren war ich mit dem Frühstück auch nicht zufrieden. Evet, des Weiteren devamında, şikayetin devamında ben kahvaltıdan memnun değildim. Da es so wenig war. Çünkü buradaki es ne oluyor? Kahvaltı çok azdı. Demek ki doymamışız. Kahvaltıdan da bu sebepten dolayı memnun değilmişiz. Ich würde Ihnen vorschlagen, dass Sie ein besseres Frühstück zubereiten sollten. Ne tavsiye ediyoruz?
daha iyi bir kahvaltı hazırlanmasını. İşte burada yemek hazırlamak mesela zubereiten fiiliyle kullanılabiliyor. Burada bir tavsiye var. Zoltun model verbini kullandık. Ich würde Ihnen vorschlagen, dass Sie ein besseres Frühstück zubereiten sollten. Size daha iyi bir kahvaltı hazırlamanızı önerirdim, tavsiye ederdim. Schließlich, artık kapanışa geldik. Schließlich möchte ich mitteilen, dass das Hotel ein großer Reinfall war. Evet, ne diyor artık yani kapanış olarak sonuç itibariyle bu otel büyük bir hayal kırıklığıydı. Yani otelde yaşanılanların hepsi büyük bir hayal kırıklığıydı. In diesem Zusammenhang, yani bu neticede ya da özetlemek gerekirse diyebiliriz. Ya da aus den Augenständen, Gründen, yukarıda belirtilen, yazılan ya da duran gerekçelerden dolayı genannten artık nennen yani ifade edilmiş, söylenilmiş o da işte de kullanılabilir. Bin ich mit diesem Urlaub überhaupt nicht zufrieden. Ben bu tatilden mutmain değilim, memnun değilim. O da völlig, o da vollständig, o da vollkommen unzufrieden. Yani zufrieden de diyebiliriz, nicht zufrieden diyoruz çünkü. Ya da völlig, tamamen unzufrieden, tamamen memnuniyetsizim. Vollständig de denebilir, vollkommen da denebilir. In Folge, o da aufgrund meiner Unzufriedenheit, möchte ich Sie auffordern, mir den Betrag des Urlaubs zu erstatten. Sonucu olarak, neyin sonucu olarak? Benim bu memnuniyetsizliğimin ya da hayal kırıklığımın sonucu olarak değil mi? Unzufriedenheit, memnuniyetsizlik demek. Onun yerine Enttäuschung denebilir ya da frustrasyon denebilir. Möchte ich Sie auffordern, sizden talep ediyorum. Neyi? Mir den Betrag des Urlaubs zu erstatten. Bana geri ödemenizi. Betrag des Urlaubs. Yani tatilin ücretini artık ödenilen parayı kastediyoruz. Über eine baldige Antwort würde ich mich freuen. Kısa bir cevaptan dolayı yani kısa süre içerisinde gelecek cevaptan dolayı memnun olurdum. Ich bin jederzeit unter bla bla erreichbar. Burada bir e-mail adresi veriyoruz. Eğer sınavda e-mail yazmamızı istiyorsa e-mail adresi vermeye gerek yok. Onun yerine telefon numarası verebiliriz. Ama eğer sınavda brief mektup yazmamız isteniyorsa o zaman e-mail adresi ve veya telefon numarası verebiliriz. Ich bin jederzeit unter erreichbar. Mit freundlichen Grüßen. Niye? Çünkü ZGT Damen und Herren diye başladık. Höflichkeit'te başladık. Höflichkeit'te bitiriyoruz. İsmimizi yazıp imzayı atıp mektubu kapatıyoruz. Evet. Bu sefer de yine bir beşiverde mektup inceledik beraber. Konu neydi? Konu otelle alakalı bir şikayetti. Bir otelde konaklamışız ve bu konaklamadan dolayı memnun değiliz. Onun için bir şikayet dilekçesi yazmış olduk. Bir şikayet mektubu yazmış olduk. Umarım faydalı olmuştur. Buradaki kalıplar sınavlarda kullanılabilir. Ama önemli olan pek çok defa tekrar etmek, yazı yazmak ve bunları kontrol ettirmek. Zamanla zaten yaza yaza kendimizi geliştirebiliyoruz. Herkese kolaylıklar diliyorum. Sınavda da başarılar. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki mektubumuzda yine görüşmek üzere.